Kamuda sözleşmeli geçici, 4B'li, 4C'li vekil ve benzeri şekilde istihdam edilenlerin alayını kadrolu yapacağız. Bölücülüğün ve terörün kökünü kazıyacak, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek yeni bir anayasayı inşallah hazırlayacağız. Temiz siyaset, dürüst yönetim için bizimle yürü Antalya. 7 Haziran'da MHP'ye oy verecek misiniz? 7 Haziran'da vatana, millete ve geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Genel seçimler büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolun başlangıcı olacaktır. Tek başına iktidarımız Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacaktır. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizimle yürü Antalya. Bizimle yürü Türkiye. Bütün yörüklere ve Türkmenlere sesleniyorum. Bizimle yürü artık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'i saygıyla, hürmetle uğurluyoruz. Yolun bahtın açık olsun. Dur diyelim bu gidişe, dualara amin diye. Kimse dayanamaz bize, bu halkın iradesine. Hakkın emri. Geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı Türkmen beyimizi bugünkü Konya mitingine uğurluyoruz. Antalyalılar sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor Sayın Genel Başkanım. Huzurlu Türkiye'nin teminatı, lider ülke Türkiye'nin başbakanı, yolun, bahtın açık olsun. Sayın Genel Başkanımıza Antalya ziyaretleri anısına Antalya Spor Kaşkolu takdim ediliyor. Bizimle yürü Antalya. Gören oldu mu abi? Siz gördünüz mü abi? Şarkı o düştü bayan. Düşünce o otobüse yandan geçiyordu. O arada beyin kafası otobüs mü ezdi? Kalmıyor. Otobüs ezdi yani. Hı-hı. Araba çarptı sonra. Motor beyaz arabaya çarptı. O arada evet. Düştüler. Düşünce otobüste yandan seyir halindeydi ya. O arada tekerin altında kalmış bayan. Genç miydi ya? Valla 25-30 yaşında var yani. Oğlan hatta kalktı. Beynini gördü orada yerde. Gördü şoka girdi tekrar. Parçalanmış gördü kadını. Bir
Olay yerinde ekip yok konserim. Olay yerini bırakalım. Şimdi Cihaz'da hastasını Antalya'ya araştırmaya Cihaz'a gelip gidiyorum. Evet, kaç yıldır? 2 yıldır. Evet, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Sıkıntıyı şöyle, Cihaz'a gelirken 2 saat sürüyor, gecelik 2 saat sürüyor. Cihaz'dan çıktığımızda baygınlıklar getiriyoruz. Şu var arkadaş, acile döndürüyle. Yani gardımızı, yatağımızdan kalkamayız ya. Evet. Şeriye bir Cihaz gelmesini isteriz, onu da vermeyelim. Merkezde mi oturuyorsunuz? Köyü falan. Köyünde oturuyorum da oradan Serik'ten ev tuttum. Evet. Sırf diyalize gidip gelmek için. Evet. Diyalize gidip evet. gitmek için. Hı hı. 56 yaşındayım. Serik diyalize başvurduk. Yeşil kart olduğumuzdan almadı. Başta iple başvurdum. Oradan geldim kaymakamlığa başvurdum. Belediye başkanına başvurdum. İlçe başkanına başvurdum. Antalya Sağlık Müdürlüğü'ne de başvurdum. Hatta ve hatta benden 25 kişinin listesini istedi. Bu listeleri yazılı olarak topladım, imzalı olarak her kurumlara bildirdim. Dün de Antalya, Ankara Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Orada çıkanlar bana, biz yetkililerle görüşür, sene döneriz dediler. Tiramumlarımı aldılar. Benim de köyde Serik'ten 25 kilometre ötedeyim. Gelirken giderken ben 3 saat sürüyorum. 3 saat yazdan çıktıktan sonra sürüyor, 6 saat yolum var. Haftanın 3 günü herhalde değil mi? Haftanın 3 günü. 4 saatte burada kalıyorum. Eve vardığım zaman da zeroştan kötü olup baygın yatıyorum. Evet. Buna kaç kişisiniz siz? Toplamda benim vermiş olduğum dilekçede Antalya Sağlık Müdürlüğü'nde belli. 25 kişinin imzalı olarak ismini verdim. 25 kişi mi gidip geliyor? Serik'te 50 kadar var. Ben 25 tane dedi başta bir 25 tane topladım. Hı hı. Verdim. Bu ayın içinde açılacağını söyledi. Şimdi de bizi ekiyorlar. Bunu yetkililerin duymasını istiyorum. Yapılmadı. Ekim'de ekildik. Haziran'da da biçeriz. 49 yaşındayım. Evet. O yıl diyaliz hastasıyım. 2012'de nakil oldum. 3 yıl böbrek taşıdım. 2 ay önce attı. 2 aydır devam ediyorum arkadaşlarımla diyalize. Ben de aynen arkadaşlarımın dediği gibi yetkililere merhaba dediğim partililere bildirdim durumu. Dilekçeniz dedi Sağlık Bakanlığı'nın önünde dedi. Biri 1 ay dedi, biri 2 ay dedi, biri 4 ay dedi. Bekliyoruz. İnşallah açılmasını istiyoruz. Hani açılmadan da 1-2 hasta kaybedebiliriz.
Yarın yarısı bay ölüyor, yarısı kör, yarısı topal arkadaşlarımızın. Hepimiz perişanız. Bir an önce açıklar. Çözüm diyaliz merkezi mi? Çözüm diyaliz merkezi. Serik. Yeşil kartlılarında yararlanabilir. Yeşil kartlılar, tabii. Var. Buraya en az biz 50 diyoruz da belki 50'den fazla diyaliz hastasımız var Serik'te. Çeşitli yerlere gidiyorlar. Bir an önce açılmasını istiyoruz. Ben Serik'te bak diyaliz şeyine girdim. Sigortan olmayınca günlük 170 lira para ödedim. 170 lira para ödedim. Tamam. Siz? Serik Deniz'de Proje'de Mustafa Uslu. Efendim? İsim? Serik Deniz'de Proje'de Mustafa Uslu. Mustafa Uslu. Evet. Ne gibi sıkıntı yaşıyorsun Mustafa Bey? Zaman Özen. Zaman Özen 1941 doğumluyum. 74 yaşındayım. Ben vardım zaten 3 saat 4 saat yatmayınca böyle bazen yemek yemeden yatırım. Hı hı. Çok ben kızıyorum ayaktan ameliyatta oldum. Namaz gerektiğinden. Her günü geçiriyorum ben. Şahsen hastaneye de geçiriyorum ben. Bu yaşta hastaneye de geçiriyorum ben de. Hastaneye geçiriyorum. Anladım. Ben koca yatakta duruyorum. Şu anda ikamet ediyorum. Tüm yetkililerden Serik'e diyaliz makinesinin açılmasını istiyoruz. O kadar. Evet. Evet. 12 senelik şeker hastasıyım. Şekerden böbreklerimi yedirdik. Serik'in hastanesine açılmasını isteyebiliriz. Biz yeşil kartlıyız. Şu anda yetkililerimize biz hastanemizin bir an evvel açılmasını istiyoruz. Hastane yok mu orada? Hastane var, diyaliz makinemiz yok. Şu anda çok kötü oluyor. Bak ben azıcık kalp hastalığından, kalpten ameliyat oldum. Şu anda eve varıp geldiğim zaman kalbim çok sıkışıyor. Bir an evvel hastanemizin açılmasını istiyoruz. Kaçta geliyorsunuz sabah? Her gün belli bir saatte değil mi herhalde? Aynı belli saatte servis gelip alıp. Evden mi alıyor? Evden. Evden ama gidiş gelişimiz 3 saatte buluverir. Çok kötü oluveriyiz biz. Araba diyalizden çıktığımız zaman hele bayağı ölü şekilinde varıveririz eve. Nereden geliyorsunuz? Dikmen'den. Dikmen'den geliyorsunuz. Çok yoruluyorum. Efendim? Yoruluyorum çok. Evet. Ama o tarafa da hastane açılsın istiyoruz. Açılsın biz de rahat edelim. Yani bu kadar yolu gelip gitmeyelim. Yeşil kartlı oldunuz. Sosyal güvenceniz olmadığı için geliyorsunuz evet, buraya. Evet. Yaşadığınız şey gerçekten iç acısı. Yani Baylan da var. İstifraye'den de var. Her ne ararsan var. Kaç senedir taşıyorsunuz siz? Bu üçüncü sene. Daha önceden, 3 sene önce mi başlamış bu uygulama yoksa siz mi 3 senedir? 3 yıldır şirket. Devam ediyorum ben. Evet. Önce başka şirket devam ediyor. Anladım. Önceleri başka şirket şey taşımacılık yapıyor. Taşımacılık şirketi olarak. Evet. Devlet size bunları getir götür diyor. Belirli bir kilometre üzerinden bir miktar para ödüyor. Evet. Taşımacılığını yapıyor. Haftanın 3 günü. Evet. Nereden, nereye, Serik'ten, nerelere dolaşıyorsunuz vallahi Serik'ten? Vallahi buradan çıkıyoruz, Zeytinköy'ünden, Koyunlarından, Kocayatak, Dikmen, Kadriye. Kadriye, arkasından Serik, Bucakköy, şey, Deniz Tepesi. Evet. Toplam kaç kişi? Toplam 13 kişi civarında. Siz 13. Başka da var taşıyan doğal olarak. Yok başka gelen buraya yok da Serik'teki Manavgat'a gidenler var mesela öbür tarafa. Çok Serik'ten öyle anladım. Giden siz 13 kişi siz getiriyorsunuz sadece. Bu arkadaşların araştırma yaptığına göre evet. 25 kişi bir günde imza toplayıp verdikleri var. Anladım. Yani daha içeride bilinmeyen kişiler. Evet. Zormen. Vallahi biz de bilmiyoruz işte. Siz nasılsa biz de aynıyız. Yaralı yok. Var. Bir tane kişi bir hastaneye gitti. Durumları? Abi, he? Durumları nasıl? Pek bir şey yok. Bir yanık var tabii yani. Olursa. Abi. Tamam abi. Şu anda tıpa girdiler. Şu an kimse yok başlarında. Hadi evet. Hocam, sabah sabah canları yandı işte, gaz sıkışması olmuş. Karı koca mıydı? Bayağı bir yanık var, karı koca. Bayağı bir değil mi? Çok var abi. Yanıkları çok var. Hangi hastaneye? Hangi hastaneye?
Oğlum bu ne? Nasıl yapalım? Adam geldi adam. Adam mı lan? Hatta çek bak. Bum. Şey önlüğün. Evet. Tutunuyoruz. Ki. Hadi vuru. Hadi geri çekelim bana. Kulakları kapatın. Herkes kulakları kapatsın. Ya ne olacak ki? Boşsan. Ne yapıyorsun? Araba varmışsın. Şey yapacağım. Bir kere yapalım. Ölmüyor ya. Kalbim. 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 Bugün dinamit olup patlayasın var.
Patlama! Patlama! Ne oldu? Neler oluyor? Boş. Boş. Para çıktı. Alkışlayın, alkışlayın. Tamam, sen alkışladın mı? Ya. Hürmetçilerim,